Bu deprem konusu yani hepimizin başını çok ağrıttı, hepimizi çok üzdü. Bu iki deprem. Şimdi deprem olayına girmeden önce ben dünyanın jeolojik evrimini anlatmam gerekir ki ona göre hareket edilsin. Ona göre bir şeyler net olarak anlaşılsın. Şimdi bu dünya 240 milyon yıl önce böyle bir arada, bütün kıtalar bir aradaydı. Bakın görüyorsunuz, bütün kıtalar bir aradaydı. Bir yanda da okyanuslar vardı. Daha öncesine gitmeyeceğim ben. Ve arkasından 120 milyon yıla geldiğimiz anda bu Kreste dönemi, yani Jura'nın sonları Kreste'ye geçiş zamanında şu andaki şekillenme meydana geliyor. Bir Asya kıtası, arkasından işte Afrika kıtası, Avrupa kıtası ve burada büyük bir Tethys Denizi var. Şimdi bu Tethys Denizi'nin olduğu yer, yani şu anda Türkiye'nin bulunduğu yerdir. Yani yukarıda yani Pontit kuşağı ve aşağıda Alpin kuşağı var. Fakat ben bu teorinin belli yerlerine tam katılmıyorum. Ama bakın fark ediyorsanız bir kıtalar birbirinden ayrılmaya başlıyor. Kıtalar birbirine ayrılıp uzaklaşıyorlar. Ve arkasından dünya bugünkü haline dönmeye başlıyor. Yani bugünkü haline girmeye başlıyor. Şu anda yani iki kıta birbiriyle yani birleşik halde farkındaysanız eğer. Şuradaki şeyi görebiliyorsanız bakın şu okyanusun ortasından başlayan bir şey bu iki kıtayı birbirinden ne yapmıştı? Uzaklaştırmıştır. Şöyle göstereyim. Ve devam edelim. Bakın 90 milyon yıla geldiğimiz zaman buzullar erimeye başlamış ve arkasından kıtalar daha da fazla ayrılmaya başlamıştır dünyanın etrafında. Yani bunu Extinct Earth Global adındaki bir videoda daha da net seyredebilirsiniz. Ben şimdi biraz daha işi hızlandırmak istiyorum. Yani o kadar şey yapmak istemiyorum. Yıla geldiğimiz zaman bakın artık yani günümüz kıta şeyleri bir araya gelmiş ve büyük yani kreste yok oluşunun olduğu zamanlardır bu dönem. Yani bu dönemde dünyada hüküm süren dinozorlar artık yok olmuştur. Yani bu yani kreste döneminin bittiği dönemdir. Jura dönemi bitmiştir artık. Yani kreste döneminde bittiği dönemlere geliyoruz. Ve daha da hızlandıralım şunu. Çünkü bundan ben süreci şey yapmak istemiyorum böyle. Bakın Asya kıtası ve şey yapmış ve Tethys Denizi Hindistan yani yarım adası yukarıya doğru çıkıyor ve Tethys Denizi'nin olduğu yerdeki yapı kendini göstermeye başlıyor. Arkasından bakın burada şuradan çıkan bir şey yani Alp dağlarının oluşumu işte Toroslar ve Pontit kuşağının oluşumu ne yapıyor? Görülüyor. Ve arkasından yıla geldiğimizde bakın 35 milyon yıla geldiğimizde günümüz dünyanın sınıf neyi vardır? Biçimlenmesi hemen hemen oturmuş vaziyette. Yani ortadan gelen yine bir yani Süveyş kanalı yerine şuradan bir hat üzerinden Hindistan'a kadar Akdeniz'den başlayan bir gemi yolculuğunu yapabilir. Ha, yalnız şu anda insanlık dünyada yok. Yani bu şekilde bir şey oluşumu görebiliyorsunuz siz. Ve tabii yani Türk 20 milyon yıla geldiğimizde Eosen dönemine geldiğimizde yani artık kıtalar tamamen yani belli bir hale gelmiş ve bu şekilde ne yapmışlar?
bir yapılanma gündeme gelmiştir. Yani kuzey ve güney döngüsü artık buzul çağlarında, yani buzullar erimeye başlamış ve Eosen dönemi yani kendini göstermeye başlıyor bu şekilde. Biraz daha hızlandıralım, bakın şöyle görüyorsunuz, yani Avustralya kıtası, işte arkasından yani Asya kıtası ve Türkiye'nin olduğu yerlerde ve bakın burada yani Arap levhası ve Türkiye, gördüğünüz gibi yani buzul çağının erimesiyle beraber şuradan yani ne yapacaktır? Bir yani boğazlar olayı meydana gelecektir. Evet. Burayı şimdi iyi anladıysak bu olayın şimdi günümüzdeki bakalım. Bakın günümüzdeki halde bu şekildedir. Aynen görmüş olduğumuz yani bir dünya, yani şu anda yaşamış olduğumuz dünyanın biçimlenmiş hali ne yapıyor? Bu şekilde meydana geliyor. Bakın burada yüksek dağların yükseltisini görüyorsanız eğer, bu işte bizim orojenez yapımızdır. Epiyogenezler ve orojenezlerle beraber, yani kıtalar arasında epiyogenezler yani dikey hareketlidir. Orojenezler de yatay hareketli, yani sıradağ oluşumlardır. Bu sıradağ oluşumlarını görüyorsunuz ki Zagros dağlarına kadar uzanır. Yani bu yapı Kuzey Toroslar ve Güney Toroslar diye ikiye ayrılır. Atlas kuşağı da tabii ki bu dönemde, Atlas kuşağı da şuradadır. Bakın şu Afrika'nın üstündeki, Kuzey Afrika'nın olduğu yerde. Evet. Bunlar dünyamızın şu andaki şekli. Dünyamızın şu andaki şeklidir. Evet. Arkadaşlar şimdi yani şu gördüğümüzde bizzatihi nereden bulduğumuz şeydir? Fay hattı haritasıdır. Jeoloji mühendisleri odasının hazırladığı bir fay hattı haritasıdır. Yani bu gazetelerden şuradan buradan alınma edinme değildir. Ben buradan şimdi kısaca bu konuyu anlatmak istiyorum. Yani şu son çıkan depremle ilgili olarak da şu üst katmandaki yer, yani Kafkasya'ya kadar uzanan Kuzey Anadolu fay hattıdır. Yani bakın görüyorsunuz şuradan başlar şöyle ve devam ederekten ileri geri hareketi vardır. Ve İstanbul'dan Trakya'ya kadar uzanır. Şu hat, bakın şu kırmızıyı takip ettiyseniz ve oradan da kuzeye doğru gider ve arkasından Zagros Dağları'na doğru devam eder. Yani Zagros Dağları da İran'ın olduğu yerdedir. Altından geçen, işte şu anda görmüş olduğumuz depremler ileri geri değil. Bu deprem tam şu bölgede oldu. Aslında tek bir bölgede değil, birkaç bölgede oldu. Bu yer altındaki tektonizma dediğimiz, yani plaka, yani bu yer kabuğunun 7000 metre altında meydana geldi. Bu da çok büyük bir ne yaptı? Yıkımı beraberinde getirdi. Hani bu bindirme fayı değildi. Bu fay, yani atım fayıydı. Yani bu deprem de yatay değil, dikey deprem olaraktan meydana geldi. Yatay o deprem olsa idi hiçbir şey kalmazdı. Ama dikey deprem olduğu için ta şuralardan, yani Kayseri'den, Nevşehir'den bile ciddi anlamda hissedildi. Ve bu deprem birçok yeri haddinden fazla etkiledi. Urfa'yı, Diyarbakır'ı da haddinden fazla etkiledi. Sebebine gelince, yani büyüklüğü de çok büyüktü. 7.7 diyorlar ama hayır, ben 7.8 olduğunu ilk depremi çok iyi biliyorum. Diğer deprem de gerçekten 7.6 mıydı? Evet. Fakat diğer deprem, yani bu
Elbistan depremi ise ne yaptı? Daha yüzeyde oldu. Yani 7 kilometrede değil de 6 kilometrede ya da 5 kilometre kalınlıkta olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yıkıcılığı çok daha fazlaydı. Buradaki oluşan deprem, yani şu önceki Maraş Pazarcık depremi 7 kilometre altta, yani 7 bin metre yerin altında, yani levhada oluşan bir depremdi. O tektonizmayı meydana getirdi. Fakat bu tektonizma yatay değil dikey olaraktan meydana geldi. Bu çünkü üst katman ve alt katman üst üste girdi. Bakın şu şekilde. Yani yukarıdan aşağı doğru şey yaptı, giriş yaptı. Yatay hareket oluşmadı. Dikey hareket halinde oluştu. İkinci deprem ise Elbistan'da oldu fakat bu hat üzerinde, bakın şuradan gelen Hatay'a kadar olan bölge üzerinde birçok yer etkiledi. Yani sadece burada olmadı. Yani şu Elbistan dediğimiz şurada oluşmadı. Bu komple, yani şu kırmızıyı gördüğünüz yerde Malatya'ya kadar, Adıyaman üst katman yerlerine kadar birçok yerdeki yeri ne yaptı? Yıkıma uğratan bir deprem oldu. Yani sadece bir merkez üssü orası olsa bile bu levha, yani bir noktada olabilmesi söz konusu değildir. Orada söz konusu olmadığı için bu ne yaptı? Ta Hatay'a kadar indi. Ve bunu sordukları soru şu. Yani bu deprem acaba, yani Doğu Anadolu fay hattı. Bu tabii ki ta nereye kadar gidiyor? Bingöl'e kadar, Muş'a kadar ulaşan bir fay hattıdır. Yukarıdaki Kuzey Anadolu fay hattını etkiler mi? Öyle bir şey mümkün dahi değildir. Yani şu yukarıdan geçen kırmızı olan İstanbul'a giden fay hattını etkiler mi? O mümkün değildir. Çünkü bunun oluşumu biraz önce göstermiş olduğum gibi yukarıdakinden farklıdır. Hani bu diğer işte Hakkari, işte Bitlis'i, Şırnak'ı etkiler mi? Hayır, etkilemez. Bu tamamen ayrı bir şeydir. Bu diğer, yani Ege bölgesindeki faylar etkiler mi? Hayır. Bakın oradaki fayların bundan hiçbir ilgisi yoktur. Yani bu tektonizma, bu yer kabuğu hareketi tamamen oraya mahsustur. Ve biriken ne yapmıştır? Enerjiyi orada bırakmıştır. Artık ne yapacaktır? Bu zamandan sonra, bu safhadan sonra bir şeyler yerine oturmaya çalışacak. Yani bu levhalar yerine oturmaya çalışacaktır. Bakın arkadaşlar, bu yani biraz daha açıklayıcı olsun dedim. Bu dünyanın şu anda ların, denizlerin, ovaların, vadilerin oluştuğu yer bu kadar incecik bir kabuk kısmıdır. Bunun alt katmanlarında bu şekilde bir magma hareketi ve sürekli olarak yukarıdaki bu göstermiş kilometre, yani özür dilerim, 27 kilometre kadar, yani kalınlığı olan bir levha kabuğuyla beraber hareketler. Yani bir bakıma levha kabuğu bu magmanın içerisinde yüzen bir unsurdur. Ve yer kabuğu dediğimiz yer, yani bu aslında çok incedir. Onun üstündeki dağlar, ovalar, vadiler çok çok daha incedir. Ve de depremler, bu bakın o çizgi gibi görmüş olduğunuz yer var ya, burada meydana gelir. Burada meydana gelir. Ve tabii ki bu 27 kilometrelik, yani 27 bin metre diğer bir ifadeyle yer kabuğunun olduğu yerde oluşan bir unsurdur. Yani buna biz, yani hiçbir şekilde ne yapmayalım? Bunun nasıl olduğu konusunda bir tereddüte girmeyelim. Yani dünya böyle olduğu zaman ve levha kabuklarının etrafında ise bunların olması kadar doğal bir şey yoktur. Peki yani bizim bunu da anlamış olduysak eğer,
Yani bu hareketler başladığında volkanik etkili depremler vardır. Onlara girmeyeceğim. Onlar yanardağların hareketleri ve okyanus içerisinde olurlar. O volkanik depremlerden değildir. Bu deprem levha hareketiyle oluşan bir depremdir. Şimdi arkadaşlar, dünyanın manyetik alanında yani ciddi anlamda bir değişim var. Yani bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. Yani o yüzden dünyadaki manyetik alan değişimi meydana geldikçe bu depremler de haliyle kendini gösterecektir. Yani bakın şurada biraz daha detaylı olaraktan göstereyim ben bunu. Dünyanın manyetik alanı böyle olaraktan biliriz. Yani bir pusulayı koyduğumuz zaman 11 derece eğimli olan dünyaya 23 derece eğim vardır. Ama 11 derecede ne yapar? Tam olarak kuzey kutbunu gösterir. Yani 23 derece eğim esnasındaki hani dünyanın eğiminde herhangi bir sorun yoktur. Fakat neyi görürüz burada biz? Burada şunu görürüz. Bu kutuplar biraz dönmüştür. Yani 183 kilometre kadar yani bulunduğu yerden ne yapmıştır? Sibirya'ya ve Kanada'ya doğru kaymıştır. Yani bu manyetik alanın değişimi de haliyle dünya üzerinde ciddi bir etkilerini beraberinde getirmeye başlamıştır. İşte bu depremin bu kadar şiddetli olmasındaki yegane sebep manyetik alanın değişiyor olmasından kaynaklanan bir durumdur. Peki biz manyetik alan değişmesine karşı yapabileceğimiz bir şey var mıdır? Hayır. İnsanlığın buna karşı yapabileceği bir şey yoktur. Fakat deprem konusunda ne yapabilirler? Deprem konusunda önlemler alabilirler. O önlemleri aldıkları zaman bu kadar büyük can ve mal kaybı yaşanmaz. Bakın. Bunun için önlem olarak ne vardır? Bu şekilde resimde görmüş olduğunuz yerleri yani yerleşim birimleri yapılmaması gerekir. Bakın bunların zeminleri tamamen yumuşak ve kaygan zeminlerdir. Buralar tarım için kullanılacak arazilerdir. Yani kalkıp da bu tür yerlere yani şöyle yerlere yani yerleşim yapılmaya kalkıldığı esnada tarım için kullanılacak yerden ziyade bu tür yerlere yerleşimler yapıldığı zaman oradaki depremden de etkilenmek çok daha kolaydır. Çünkü bu alüvyon yapılarda deprem daha çok kendini gösterir ve ortadan bir yarılmalar meydana getirir. Hani kayaların olduğu yerlerde bu kadar belirgin bir yıkıcılık söz konusu olmaz. Çünkü kaya ile beraber bir hareket vardır. Fakat burada olduğu gibi şu bölgeyi bir açmaya başlar. Ha, tabii ki bu yani ranta kurban giden inşaatçılık ne yaptı maalesef? Yani bu şekilde yani tarım için kullanılması gereken, sulama için kullanılması gereken veya dere yatağı olan yerler ya da fay hatlarının olduğu yerin ortasından geçen yerlere ne yapıldı? İnşaat ruhsatları verildi ve orada inşaatlar yapıldı. Haliyle bu da ne yaptı? Yıkıcılığı çok ciddi bir şekilde meydana getirdi. Arkadaşlar bakın burada yani Frig Vadisi'ni mesela görebiliyorsunuz burada Afyon'daki bir yerdir. Yani eski insanlar, kadim zamandaki insanlar kayaların olduğu yerlerde yerleşim yaparlardı. Kayaların olduğu yerlerde yani zemin sağlam olduğu için hiçbir şekilde yani depremden böyle kolay kolay yıkılma olayına söz konusu olmazdı. Bakın burası 3500-4000 yıl önceki bir yerleşim yeridir. Fakat sapasağlam hala duruyor. Yani insanlar oraya ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Bakın şunu görebiliyorsunuz. Bakın oradaki sütunlar falan da beraber bulunan yerde hiçbir şekilde bir yıkılma veya benzeri şey olmadı. Halbuki yüzlerce deprem o zamandan günümüze kadar gelmiştir. Yani şu anda yani yerleşimler tarım arazilerinin yapılacağı yerlere değil, bu şekilde kaya zeminlerin olduğu yerlere yapılması gerekir. Bakın diğer bir tane daha gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Buralar, bu yerler kaya zeminlerin olduğu yerlere
inşaatların yapılması gerekir. Ha, maliyet yükseliyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor dense dahi, tarım arazilerinin olduğu yerlere yapılan herhangi bir inşaat sonrasında ne yapacaktır? Çok büyük yıkımları beraberinde getirecektir arkadaşlar. Yani biz deprem yıkıcı mıdır? Elbette yıkıcı olduğunu, yani yıkıcı olmadığını iddia etmem. Fakat insan buna karşı, depreme karşı tedbir alması böyle mümkündür. Bakın eski zamandaki şehirlere bakın. Osmanlı'dan, Selçuklu'dan ya da Bizans'tan kalma şehirlere bakın. Her zaman için bunlar kaya zeminlerin olduğu yerlere yapılmıştır. Yani bunda hocam savunma sanayisi yoktu. O yüzden savunmayı kayaların olduğu yere daha rahat yapıyorlardı. Ha, onun da etkisi var. Ya da hocam işte o zamanki insanlar işte tarım arazilerini korumak için bunu yapıyorlardı. Evet, onun da etkisi var. Veya işte düşman saldırılarına karşı çok daha yani müstahkem yerler kuruyordu. Evet, onun da etkisi var. Ama en önemli etkisi deprem esnasında kaya zeminlerin her zaman için en güvenilir yer olmasından dolayıdır. En güvenilir yer olmasından dolayıdır. Yani orada yıkıcılık %90'larda oluyor ise kaya zeminlerde %15'lere kadar düşer. Haliyle bu da ne yapar? Güvenilirliği ortaya koyar. Ve Adana'da mesela koca koca binalar yıkıldı. Ya da işte Maraş'ta o kadar binalar yıkıldı. Hatay'da hakeza öyle. Ve dikkat edin, onların olduğu yerlerin tamamı nedir? Tarım arazileri, alüvyon yerlerdir. Yani biraz önce göstermiş olduğum, yani bu alüvyon yerleri. Bakın şöyle, tarım arazilerin olduğu yerleri imara açıp da ondan sonra bu imar yani olayıyla beraber buralara yerleşim birimlerini kondurmaya kalkmak, 14 katlı binaları kondurmaya kalkmak arkasından felakete davetiye çıkartıyor. Tabii ki daha sonra insanların besinlerini sağlayacak olan sebze, meyve ya da tahıl, her neyse artık, bunların üretimi ne oluyor? Çok zor hale geliyor. Bu yüzden bu tür yerlere yerleşimler yapılmaması en büyük gerekliliktir. Çünkü artık yani manyetik dönüşümün, manyetik değişimin ciddi şekilde volkan aktivitelerini harekete geçireceğini, yani mağmatik aktiviteleri harekete geçireceğini unutmamak zorundayız. Haliyle bu durumda da insanlar bu depremlerle çok daha fazla karşılaşacaktır. Kaya zeminler her zaman için bizim esas alacağımız yerleşim yerleri olması gerekir.